Şimdi post header'la devam edelim. Oradaki post başlığını alıp bizim temamıza uygun bir hale getirelim. İlk önce buradan bu arka planı seçerek CTRL-X diyelim. Yeni bir doküman oluşturup yapıştıralım. Arka planımıza bakarsak düz bir renk. Buranın rengini bir alalım. F0 F0'mış. Hemen gelelim indeksimize. Enter title'dı buradaki diyeyim. H2 class enter title. Bunu bulalım. Style CSS'de Ctrl F Ctrl F diyelim. Enter'i bir arattıralım. Enter tire title diyelim. Bulamadı diyor. Enter'i title'mış. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Burada bulamadı. Biz kendimiz bir CSS kuralı oluşturalım hemen. Enter title class'ı diyelim. Temamıza bakarsak Myled Pro Regular 28 rengi de buymuş yazımızı. Hemen seçelim. Yazı rengimizi yapıştıralım. Font family'ye biz Tramışit MS diyelim. 26 diyelim. 6 çizik olmasın diyelim. Biz tekrar gelip buradan arka plan rengimizi alalım. Daha sonra bunun boyutuna bakalım. Genişliği 531'miş. Yüksekliği de 55'miş. 531'e 55 diyelim. Float left diyelim. Background rengimizi verelim. Bu şekilde bir kaydedip bir bakalım. Şimdi biz burada post header left demiştik. Buna da float left diyelim. F5 diyelim. Evet, başlığımız da hemen hemen istediğimiz yere geldi. Şimdi burada enter title dedi. Buradan bunu kopyalayalım. Başlığı link olarak aldığı için enter title'ın içindeki A'nın link özelliği virgül. Virgülden öncesini seçelim. Virgülden sonra boşluk verip yapıştıralım. Bizi TED diyelim. Buradan bit height'ı kaldıralım. Kaydedelim. Şu an F5 diyelim. Bizim verdiğimiz özelliği almadı. Enter title'ın içindeki A'nın link özelliği ve A'nın visited özelliği dedik. Float'u da kaldıralım. Rengi bu diyelim. Background color'u da kaldıralım. Şimdi tekrar bakalım. Evet, rengimiz geldi. Buna hemen bir hover etkisi verelim. Buradan burayı kopyalayalım. Şuradaki boşlukları bir atalım.
Hemen altına yapıştırıp hover diyelim. Hover'ına da text tire decoration diyelim. Text decoration'a underline diyelim. Evet, şu an hover etkisini de yakaladık. Bizim temamıza bakalım. Bence yazının boyutu biraz büyük oldu. Biz bunu 22 yapalım. Buradan da font size, font family bunları kaldıralım. Color'ı da kaldıralım. Text decoration'a da title'da gerek yok. Sadece bize bu 4'ü kalması yeterli. Evet. Yazımız biraz daha düzeldi. Şimdi enter title'a şöyle bir şey yapalım. Box'ına girelim. Tab'dan Tab'dan 10 piksel diyelim. Left'ten de 10 piksel diyelim. Burayı 521'e, burayı da 45'e çekelim. 10'ar piksel padding verdiğimiz için 10'ar piksel geri çekelim. Şimdi F5 diyelim. Evet. Daha sonra Enter Title div'imize şuradan border radius'umuz açıktı. Hemen border radius'u kopyalayalım. İndeksin içinde enter title'a yapıştıralım. Ve margin tire top eksi 10 piksel diyelim. Eksi 10 piksel yukarı çeksin. 10 piksel çok oldu. Border radius'ları da bence çok oldu. Buradan bakalım. Beş piksellik bir border radius bence yeterli. Burayı da sıfır diyelim. Margin tapı da sıfır diyelim. Bakarsak gayet güzel. Temamızla uyumlu bir hale geldi bence.